Ulan kazandığı zaman ben oynuyordum. Vallahi ben oyunu kazandığı zaman. Allah Niye öyle ölüyorum. oldu Allah anlamadım. kahretsin. Nuri, Beti hazırla. Tek mi? Tekrar mı? Ben de çıktım. Tekrar o zaman. Salak Ama aslan. şöyle. Deneme 28 buçuk. Tek deneme 28 buçuk mu? Aynen. O biraz riskli amına koyayım ya. Bir dakika, onu bir netleştirelim. Öyle aç kanka. Şimdi tek deneme 28,5 dersen tek denemeden emin olamadım şu anda. Tamam. Tek deneme 28,5. 3 deneme Ya şöyle bir mantık 35. hatası var. Tek deneme yaparım amına koyayım. Yani hiç kimseyi almam. Tek başıma kendim inerim. Beklerim yani 28 gün. Tamam, 35,5 yapalım o zaman abi. Bet seni ilgilendirmiyor 3 ki. deneme. Bırak nurunu açarsa sen oyunu oyna amına koyayım. Ya Mojito. Burada ben ona göre ranlamıyor muyum abi? Ben sonuçta beti geçmeye çalışmıyor muyum? Biraz yersiz bir yorum olmuş o. Tek denem Yersiz bir olmaz amatör ya. yorumum. Amatör. Ben bir işim geleyim mi o zaman 2 dakika? Hadi. Tamam, chat'te tartışalım. Ya 3 deneme 41,5. Kaç deneme? 3 deneme. 41,5 3 mu? deneme 36 falan olur Hasan. Ama 41 elinde çok. yatkın yani artık. Sinan Her hoş şey kadar geldin. oynadı. Ama biraz şans meselesi yani. Ben de onu düşündüm işte. Şansa göre çok iyi gelirse mesela yapar 40'ı geçiyor. Sonuçta ön görmeleri gerekiyor bunu. Şimdi çok iyi gelir. 35'e her türlü geçecek. En son ne yaptı Hasan? En son bayağı gitti. Son gün mü ne geçemedi işte. 40 falan geçti. 45'te mi neydi? 47,5 diyorlar. Batuhan sen ne düşünüyorsun? Düşünmüyor. Bak ya bence bak 3 denemenin hakkı 34 falan. Ben size öyle söyleyeyim. Çok az bence o. 34-35. Bana da çok az gibi geliyor. Çünkü iyi yakaladı mı direkt şey oluyor. 3 denemede de yakalanır. İyi bir şey. İyi de yakalayan bak işte biraz şans meselesi alsan şimdi iki çocukla adamı mesela en uzak odaya atsa Ya ikincide de mi atacak? Hadi olmadı üçte de mi atacak onu? Atar. İşte odayı da biraz tahmin etmeleri lazım. Bak O minimum yüzden. 7-8 tane kritik item var alması gereken. O yüzden 3 dönemi aslında az yani. En kritiği Evet hangisi? az. Nuri. Tekte 25. Alo gelmiyor mu? Detayı ayarladık ya yapacağız. Bu hafta içi bir gün yapacağız. Ya Cuma'ya Geldim, kalsın bence. geldim. Ses. Evet, bet nedir abi? Kaç deneme yapıyorum ve bet nedir? Bence sınırsız yapmayalım abi. Sınırsız zaten oynadın. 3 deneme olsun. Tamam. Bana da böyle hakkı 35 gibi falan geliyor yani. 3 denemenin. Bana 35 çok az geliyor. Vallahi bilmiyorum abi, sizin bet konusu sizde amına koyayım. Basan basar. 3'e 35 iyi ya. Tamam 36,5. Bak 37-38 demiş biri. Ben de 35 dedim. 36 olsun. 36,5 üst alt. Aynen 36,5. Tamam, ben oyunumu oynarım abi. 3 denemem var değil mi? Hı. Aynen. Başladım abi. Birinci denemeyi verdim. Hadi bakalım. Ama beti açman lazım artık. Yoksa ne topladığımı O zaman birazcık bekle oğlum. Süre verecek ya zaten. açtım 2 dakika. Beyaz biraz da gözüküyor abi duvarların arkasına eşyaların yedi. Bir dakika, çünkü şu anda ben topladığıma göre girecek oğlum adam. Ne anlamı kaldı ki? Yani sen sıfırdan aç abi. Tamam, 2 dakika vermişsin şimdi ama sıfırdan açacağım da. Aynen bu bitince başlat. Arkadaşlar oyunu anlatayım. Oyunun hikayesi şu. Nükleer bir patlama yaşanıyor ve biz de evin alt katında saklanıyoruz. Kaç gün geçirebileceğiz? Mevzu bu aslında. Ben de ev halkını, eşimi, karımı, çocuğumu
Çocuklarımı alıp aşağı iniyorum ve inerken de yanımda aldığım şeyler var. İşte harita, yemek, su gibi şeyler. Radyo. Bunlardan birkaç tanesi kritik. Mesela radyo olmazsa oyun bitmiyor gibi bir şey yani. Oğlum altı Hayatta kalmaya olsaydı çalışıyorsun. organ. Altı yok, alt gelmemiş. Banko kuponları doldurdu. Ne kadar susamışım lan? Nimpaya Sen hoş geldin. bitirdin Teşekkürler. mi bu oyunu kanka hiç? Bir kere bitirdim. Bir sene önce İki falan. defa. İki defa bitirmiş oldum. Baştan alıyorum abi. Bu denemeye sayılmadı çünkü görmeyin diye. Şey yaptım. Şimdi denememi gerçekleştiriyorum. Radyoyu buldum. Radyoyla başlayacağım. Haritayı buldum. Haritayı alacağım. Gereksiz bir zaman kaybı. Eşimi alacağım. Sık aldım. Niye aldım bilmiyorum. Biraz yemek. Ananı çıkayım, baltayı alamadım. Baştan. Bence de baştan. Bir de bize yayın verir misin içeri sana zahmet? Bir dakika, neler var içeride onu bir göreyim. Ona göre baştan oynayacağım. Nick'imi karıştırmazsanız mı? Düşünüyorum fena değil mi acaba diye düşünüyorum. Kitap yok. Bir şunu da düşün abi şimdi. Eğer bunu restartlarsan iki hakkın kalıyor. Bir defa daha restartlarsan üçüncü de artık kötü de yapsan ya. Yani. Şanssız da olsan oynamak zorunda kalacaksın. Yani aralarından en iyi seçmen lazım yani. Sence bu yeterliyse oynamaya da gidebilirsin yani. Abi kitap yok ya. Kart da al içeri muhakkak. Kart çok iyi. Mızık aldım onun yerine. Bak açık söyleyeyim. İddia kaçtı? Kaç gündü? 36,5. Ben böyle 36.5'ü geçerim ama oyunu biter mi, bitirebilir miyim emin değilim yani. Gözükür böyle. He? Böyle 36 net geçirdi, 41-45 gidiyor. Hayır, Böyle uzmanı mı giden konuşuyor? Kim? değilsen Akut'tan görevli mi konuşuyor amına koyayım? Akut Çanta da müdürü mü yok ama konuşuyor? bak. Müdahale ne alaka amına koyayım? Çantayı da almamışsın. O zaman bir tur daha mı diyorsunuz yani? Çanta Bence çok dene önemli ya, değil şansın ya. var. Oğlum güzel yemek vardı ya. Bir tane de mermi vermişler. O zaman devam. 3-4 Bir tane daha deneyeceğim. İlk hakkımı saldım. Bir tane daha deneyeceğim. Acil afet mezunuyum. DCH'e... Viskiyi arayalım. Togi'cim görüşürüz boy. Aranızda hemşire var mı ya? Bu olaylar için. Ha, ikinci ran. İkinci ranımı şey yapıyorum. Kızı alma falan diyorsunuz da kendim olsaydım ne yapardım o Tam bakıyor. gevşiyordum bak tryer'da bağladın içeri hemşire falan Bak diyorsun. kitap sağdaki ilk odada bak gördün mü kitabı? Arkandaki odada.
Ve yine oyalandın. Oyunun başında. Kızım oluyor. Bunun başında daha nasıl şey yapabilirim ki? Kitap nerede? Yani. Baba orada yatağın altında. Aşkım gir sen içeri. Okey. Radyo oradaydı. Neredeydi? Arkanda. Yemeği de unutma. Radyoyu göremedim. Ananız... Pencere. Ah be abi. Son denemeye kaldı. Bunda girece ne abi? Oynamıyorum etmiyorum yok. Yetişemezsem ne olacak? Yetişemezsen ne olacak Nuri? Yapacak bir şey yok abi. Gireceğin içeri öyle bir şey mi var? Üç ak dedik yani. Biraz yaparsa bu sefer hadi. Çabuk söyleyin. Kitabı ve şeyi söylemeniz lazım. Tamam. Radyoyu mu? Evet. Çok sik gibi bir yerden başladım ya. Evet, hiçbir şey yok burada. Kilit var mı? Nasıl kaldın? Sağlık çantası arkanda. Radyo ve kitap lazım. Göremedim daha. Ben de göremedim. Harita var dolu şeyde, duvarda. Radyoyu gördüm. Bir sonraki odada pencere kenarı. Onu gördüm radyoyu. Kitabı görebildiniz mi? Yok. Balta var arkamda. Zaman yok. Mecbur bu run oynanacak. Kötü lootladık ya. Oğlum ne oldu? Çok kötü bir oldu bu. İlki daha iyiydi bundan. İlkini oynayacaktık. Evet, yemek ilki hiç daha almadım. Iyiydi. Yemek hiç almadım. Neredeyse galiba almadım yani. Bakalım. Kitap aldım ama. İyi, yemek çıktı. Radyoyu aldın mı? Radyoyu almışım aldı. Lan. Aldın ya oğlum. Gaz maskesi almışım. Kitabı almadım harita ama. Harita ve kitap yok. Balta ve zehir geldi. Yemek yok bir de galiba çok. Yani fena değil yemek. Bir suyumuz yani fazla değil ilkinden. Bence idare eder ya. Harita İyi çok önemli bence. Değil. Kaç gündü? 36,5. 36,5. 36 tamam. Hadi bakalım. 37 yapman lazım. Kötü değil. Kötü değil. Biraz idareli oynarsak. Adetmen lazım. Ben kitabı hiç görmedim diyor. Lan. İlk günden mi gidelim? Bugün çok rahatsız edici bir hisle uyandık. Sanki biri veya bir şey bizi izliyormuş gibi. Gölgenin içinde bir şeyin hareket ettiğine yemin ederiz. Eğer sınırın içinde yaşayan bizden başka bir şey varsa onu burada patronun kim olduğunu göstermenin zamanı geldi. Gösterelim abi. Balta kırılmamış. Güzel. Onu edemiyoruz artık ölü. Oldukça ölü. O iğrenç küçüklüklerin birinde başka bir tanesi de vardır belki. Tamam. Susamış. Susamış. Şimdi dışarı göndereceğim için suyu içirip göndereyim ki. Bir de çantayla mı göndersem gaz maskesiyle mi ya? He? Gaz maskesi bence ama siz bilirsiniz. Çantayla giderse bir şeyler getirirdi değil mi? Çantayla göndereyim ya. Gaz maskesiyle ikinci kez gönderirim. Başkasını gönderirim ya da. Tamam. Abi bak şunu da söyleyeyim. 36.5'tan aşağıdayken oyunu kazanırsa üst kazanır sayılır. Çünkü tabii canım yani oyunu kazanırsam. Yani. Tabii. Onu baştan söyleyeyim. Onu hiç söylemene bile gerek yok. Geçen sefer öyle olmadı ama. Sularını verdim dördüncü günde. Nuri Bey şaşırttı.
Tamam, acıkmadılar, iyi lan maşallah. Tuhaf, sanki birkaç dakikada bütün sinonistans ve her seferinde giderek güçlerini gibi görünüyor. İşte yine başla, bu sefer çok daha kötü. Deprem olur, tutunacak bir şey bulun. Bunlardan tutmam, korumam lazım. Evet, bak o şeyi korumazsa maske yırtılıyor. Biliyorum. Radyoda kırılır ama koyayım yani. Ama biz burada hayatta kalmayı oynadığımız için maskenin yırtılmaması lazım. Radyo ve şey anası sikilmiş. El freni. El freni değil, feneri. Ay freni. Bir gün bekler. Mutant kemirgenler kaynaklarımıza saldırıyor. Bunlar fare mi? Vahşi tavşan mı yoksa sadece mutant emindeyiz. Tüm sene orada kalın. Bu hayvanların hepsi kurtulmak mermiye bir şey ihtiyacımız var. Baltayla öldürün amına koyayım ya. 7. gün. Balta hala duruyor. Termite 11. ayını kutlamış yarışta. Bu tuş neymiş ya? 11 mi? Demiş. Neden çok az demiş. Termite'im hoş geldin kardeşim benim. Aç susamış. Susamış aç susamış aç. Bir açlık bir tur daha idare eder. Oğlum hiç yemek vermedim ama. Adam ne zaman gelecek? Su kaybı yaşıyor. Su kaybı açlıktan ölmek üzere. Oha. Verdim 8 gün. Geçen gün komiser işte çaldı ama açıp dışarı baktığımızda sadece kapının önünde bir bavul olduğunu gördük. Ve etrafı kimse yoktu. Üzerinde isim yazmıyor ama kesinlikle bizim için bırakılmış gibi görünüyor. İçinde ne olduğuna baksak mı? Bomba. Ya kedi olabilir ya. Bomba da olabilir. Bakmayalım ya, bakmıyorum. Bakmıyorum, kediyle uğraşmayalım. O arkandaki kedi ne yapıyor orada koltukta? O kedi mi lan? O beni izliyor. Bunu kim bırakırdan hiçbir fikrimiz yok ve bugünlerde kimse güven olmuyor. Birkaç kaynak için hayatımızı tekrar atmayız. Zehirli olabilirler. Hediyeyi attık ve bu mevzuyu hemen unuttuk. Meneceğim bir şeyler ise iyi olacak. Dolayısıyla bir şeyler ise iyi olacak. Aç. Aç. Fucking aç. 9. gün açlık idare eder. Son zamanlarda suaf sesler duyuyoruz ama oynayacak hiçbir şeyimiz yok. Dışarıdan mı geliyor yoksa bizimle birlikte sığınağa girmiş bir şeyden mi acaba? Şey olabilir mi? Bir şey bulamadık. Aklımızı kaçırmaya başlıyor olabiliriz. Durum daha da kötüleşmeden bizi oyalayacak bir şeyler. Oyalayacak hiçbir şeyimiz yok abi. Aha, adam geldi. Anası sikilmiş ama adamı. Ne olmuş lan öyle? Aç yorgun hasta yemek getirmiş lan bayağı. Radyo getirmiş. Radyo getirmiş. Aç yorgun hasta gelmiş. Ananı ölecek lan adam. Ya. Lan adamı iyileştir. Oğlum 4 su 4 yemek getirmiş. Bir de radyo bulmuş getirmiş. Ölecek bu adam. Herkes yedir yedir. İçir yedir. Adama da su versene. Timi delirmiş. Timi delirmiş amına koyayım ya. Söyleyecek şarkımız okuldan aklımıza kalan kısa şeyler ve komik sesli sinema replikleri kalmayınca delirmenin eşiğine geldiğimiz fark ettik. Bir şeyler yapmamız yoksa yapalım. Radyo dinleyelim. Radyoyu kullan. Radyo dinleyelim. Adam delirirse 11. günde biterse var ya. Hastalığın olduğumuz düzelteceğiz hastalığını. Düzenli yemek yiyecek herhalde bilmiyorum. Aç yorgun hasta susamış. Yorgun susamış susamış. Aç deli susamış. Timi çok aç. Bence şu deliyi gönder dışarıya. Bizi bu korkunç durumdan kurtarabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onların acımasızca eleştirdiğimiz ama bu sadece bir muhalefetle komünist yapar. Bizi iyi yurttaşlarız. Vergilerimizi düzenli olarak ödedik. O yüzden Sema amcanın bir kurtarmayacağına eminiz. Bir kere de olmuştu. O hariç tabii. Neyse. Devlet görevlileri geliyor ve gözümüz kulağımız onlar da gelecek. Bir işaret olmalı mı? Radyodan bir dinleyelim bakalım. İşaret var mı yok mu? Ona göre şey yapalım. İnşallah bir sıkıntı olmaksızın oyunu bitireceğiz. Ama artık Dolores iyi durumda. Dışarı hep Dolores'i gönderelim. Delirmiş. Sıkıntısı yok. Aç, yorgun, hasta. Yemek ver. Yedir ya, verelim. Yedir.
bunu gönderelim abi. Dışarı kim gitsin? Atom bombası düştükten bu kadar kısa süre sonra birinin bizi telefonla aramasını bekliyorum ama öyle olmadı. Dışarıdan gelen telefon sesini net bir şekilde duyuyoruz. Sokağın karşısındaki telefon kurusuna giden olmalı. Birisi de telefonu açmaya gitsin. Ya bu deliği göndersek amına koyayım. Yani. Yolla deliği yolla. Deli gitsin deli. Kız gitsin, kız bir işe yarasın amına koyayım. Dolores'i gönderecektin mi? Gitmedi mi? Telefona bakıp gelmiş herhalde. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisi yakınlardaki Hill Vadisi'nden bir felaket izledi olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı halinde kesin. Onlardan kaynaklı bir sorunla yaşamış olmam. Umarız bizi tekrardan ararlar. Deli. Yorgun, hasta. Bu dinlenecek yani. Yapacak bir şey yok. Dışarıya kim gitsin? Deli. Dolores. Ya deli gelmez Dolores. Kanka. Dolores gönderirsek Dolores. Adam da ölürse oyun bitmiyor mu? Kızı gönder o zaman yine. O zaman kızı gönder. Sen sağlam gelin. Telefonu açmaya gitti, oraya da gider kız. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam. Alo. Ne yapıyorsunuz lan? Aleykümselam ortam. Kılmaç. Kızı. Aa, kadını mı gönderiyorsun? Balta da ver, çare elinizi. Sen ne yapıyorsun Samet? Yeni oynuyoruz ya. Valla bu şişko kızımı doyurmaya çalışıyorum. Balta niye var? Dur şunu artık amına koyayım ya. Sen yine içtin mi ortağım? Yo. Hiç zannetmiyorum, nadir hayırlısı olsun. Samet her kapıya gelene yemek veriyor şu ara. İyileşti. Seni ağaç evine açmış amına koyayım. İyileşmiş. İyileşmiş. Güzel. Susamış. Kadını da öyle bir gönderdim ki ölme şansı yok yani kadının. Geliyor değil mi Samet abi? Suyu verelim abi. Ver. Açtı kız. Açtı. Çağrı. Rıdvan abi diye paylaş. Ya açtık, hemen acıktı mı vereceğiz mi amına koyayım? Biraz idare etsin bakalım ya. O kapı ne? Kapı sesi ne lan? Kadın nerede lan? Öldü mü kadın? Dışarıya yolladık. Bugün bir şey vermemizin bir anlamı yok. Aç ama idare eder o kız ya. Nasıl dışarıda silahlı ve tehlikeli bir kadın var. Neyse ki mermisi kalmamış. Bize nükleer çölün vahşi canavarlarını avladığını ve şu anda devasa mutant bir örümceğin peşinde olduğunu söyledi. Bu kadın delirmiş olmalı. Kesin ne yapacaksın? Örümceğe bir kadın. Boyuna tasma mı takacaksın? Ona yardım edersek ertesi gün bize olan borcunu ödeyeceğini söz veriyor ama mermi veremiyoruz. Çünkü yok. Zaten öldü. Ya bir hayırlara vesile olsun. Bir sus ya. Şom ağzıyla amanım kadını öldürtürse. Aç deli, aç. Yorgun. Şu kıza yemek var, ölecek. O kız dayanır ya. Radyomuzdan gizemli sesler geliyor. Ama parazit sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Radyoyu biraz kurcalayıp doğru frekans yakalamaya çalışalım mı? Kurcalı. Bozar bunlar. Oran kaç koku? Valla bilmiyorum. 37.5. 37.5 ne oğlum amına koyayım ya? 36.5 ama 3 tane mi Samet abi? Kurcalayalım radyoyu, inşallah bozmayız. Her türlü üstmüş, kaçırdık amına koyayım. Freebet. Başta bir de ilk aldığı itemler daha iyiydi, gitti bozdu mesela, daha kötü başladı oyuna. 37.5 gözünü kapatsa geçer oğlum ya. Ben next, next 36.5. Gribet dedim. Ölmek aynı üzere şu kıza ver. Bir de Samet abi üstün oranı düşük. 1.54 oran var üstte. 17 günü var, bu kadar malzemesi kalmış. Her türlü geçmiş oğlum. Oran yok Samet, oran. Oran yok, 1.54 oran. Orancılar başka tabi, başka oynuyorlar orancılar. Altın oranı 2.84. Mehmet'e? 250 bin bastım. Deli aç susamış. Siktirlen. Vallahi 250 bin neye bastım. Bastın lan, üste mi bastın? Üste. İbni o yüzden heyecanlı. Onun için geçmeni isterim. Öldürsen ortağım, hepsini öldür amına. Piçağım şu kazanma. Kadın geldi. Aa kitapla geldi, ananı sikiyim. Kitapla geldi, ooo çok iyi. Su getirmiş, ama şey gitmiş. Allah kahretsin, maske gitmiş. İki tane de su getirmiş. Kazandılar. Üst yani. Olur mu oyun ya? Sabah akşam yedir içir bitmez ki malzeme. Deliği gönder deliği. Ses erkemahisi artık kurtuluş imkansız gibi görünür. Bir dizi korkunç çığlık sesinden sonra radyo sesi de büründü. Bundan hemen önce endişeli bir kadın tam adını ve adresini söyledi. Eskiden bizim kasabamızda yaşıyormuş. Evine gidip geride kalan değerli şeyleri bırakmasak mı? Sonuçta kanı sulamış bir uzay canavarına yemeğe olduktan sonra artık onlara ihtiyacı kalmayacak. En azından gelen seslere bakarsa böyle olmuş gibiydi. Yo. Sıkı. Gidelim.
Doğru, evet. Gidelim. 35'te hepsi kafayı yer diyorum ben. Benim bak aklımı karıştırdınız ya. Ben ikinci sen varsın diye. Ha, iki yemekle geldik, güzel. Oha. Ye, aç, ye. Doyur, doyur. Ye. Ye. Bugün de kimseye göndermiyorum. Bugün Cadı Arbay'ın doktor kıyafetlerine benzer bir şeyler giymiş bu grup insan taşıcı gezici bir hastanede olduğu için ilkler çok tekrar yüzünden yasaklanan insan tarafından gönderilmesini iddia ettiler. Sonuç ki tabi malzemelerden bazı kaçağı yarak benzer tarafından yenmiş. Eğer varsa bizden oksijenli su istiyor. Var tabi ya. Onları da verelim bir tane amına koyayım. Bu suyu ne yapacağız? Duş mu alacağız suyu? Samet başladı gene millete dağıtma. Bir şey ver millet. Deli. O deli. Aç yorgun. Açlığını giderelim ya. Dışarı kızı göndereceğim. Dolayısıyla geçen gün keşif gezisinden döndüğünde bacağında minik bir sıyrık vardı. O zaman çok ciddi bir şey gibi gelmemişti bize. Ama şu anda korkunç bir hal aldı. Bunu iyileştirmek için bir şeyler yapmazsak sadece bir bacağını kaybetmesi sonrasında olacak şeylerle kıyaslandığında küçük bir sıkıntı olarak kalacaktır. Bacağını kes diyor yani ha. Kes. Dışarıya deliyi gönder. Ben de diyorum göndermiyor. Deliyiz. Şimdiden kes. Oğlum salak deli amına koyayım. Bulursa bir ton bulur, bulmazsa ölsün amına koyayım yine. Aynen öyle. Bir de deli herkes verir malzeme korkudan. Ha, bundan mı korkacaklar? Aynen ha, bacağı duruyor oğlum. Of, çocuk çok kötü oldu. Çocuk yollayalım o çocuğu işte. Baksana. Bitkin ve dengesiz. Bak şeyi geçiyor. Kıvama geldi artık. Kıvama geliyor. Batuhan'a benzeyen çocuk. Biraz deli çocuk ama birkaç gün daha böyle geçer sonsuza kadar deli kalacak. Susamış, ver suyunu. Yorgunluğa yapacak bir şey yok. Susamış, sen içme bir. Ya da iç lan. Elektrik ver ortam, su ne amına koyayım. Susamış, aç bitkin dengesiz. Dışarıya adamı kızı gönderiyorum. Adamı mi, çocuğa mı? Abi sosyalistin çocuğu yollayak deliği. Mantıklı bir yorum olabilir mi lan bu? Samet. İlk sayfada biraz... çünkü ne geldi ne gitti söylüyor ya. Bir şey anlatmıyor oradan. Dengesizi göndersene. Samet bir yazdım. Bir şey söyleyeceğim. O kitabı sadece kız, sadece çocuk mu o kitapla iyi gidiyor yoksa kız da hareket edebiliyor mu o kitapla? Çocuk gidebiliyor. Boy squat diyor ya, boy. Herkes diye, hepsi diye fark etmeymiş. Çocuğu göndersene oğlum. Adam zaten delirmiş amına koyayım. At evden. Boşa boğaz oğlum evde. Google abi deli amına koyayım, deli ya, gitse ölecek kanka, bir de yanında bir de kitabı mı da götürteyim? Kanka niye ölsün, deli amına koyayım, belki bulur bir şeyler, öyle gelir toplu alır gelir amına koyayım. Oğlum evin yolunu bulamayacak amına koyayım, ne anlatıyorsun ya? Evin yolunu bulabilir mi ama? Kitabı ver kıza, ver kıza kitabı. Belki dışarıda akıllanır amına koyayım. Bence de dönmez. Ben de sana tabii katılıyordum. İmkanı yok, dönmez falan. Burada ilerle şimdi bu kız dönene kadar bu kendine gelir, bu çocuk toparlar, dışarı göndeririz sonrasında. Sosyalleşir. Kahvaltıya bakan erzakların bir kısmının kaybolduğunu fark ettik. İlk başta hiç güzelde komünistlerini suçladık ama kısa bir süre sonra anladık ki bu işin arkasında Timmy varmış. Korkunç bir paranoya krizine girmiş. Bak bu orospu çocuğunu gönderecektik harbiden ya. Dedik sana evin anasını siktireyim, yer her şeyi. Yorgunsuzluk yapın. Susamış. Anasını öldürmese ya. Orada yine... yayın yapıyor. İlk iş olarak hayatta kalan tüm felaketlerin yerlerini tespit edeceklerini söyler. Bu uçak akşam malzemelerini yapacakmış. Bizim de dışarı çıkıp bir el feneri ile sinyal göndermemiz gerekiyor ama el fenerimiz yok. Var da kırıldı depremde. Anlatırsın. Bir tane balta vereceğiz çocuğun eline, yollayacağız dışarıya. Kapı çalıyor aman efendim. Sinyalin biraz beklemesi gerekiyor. Ayrıca el feneri pillerin kaç para olduğunu biliyor mu? Dolayısıyla sizlenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyoruz. Çok bitkin görünüyor. Dolayısıyla susuzluğunu giderdi. Timmy biraz deli bir çocuktur ama birkaç gün daha böyle giderse sonsuza kadar deli kalacak. Ted sakin bir sabah geçiyor ve keyfi yerinde. Güzel. Ted sadece bitkin abi. Yorgun bitkin. Bu da hafif bir dengesizlik var bunda da. Deliliğe gitmiş. Balta verecektik, yollayacaktık. Dışarı abi. Dışarı kim gitsin? Beyazlar içinde genç bir kadın bugün bizi ziyaret ederek yardım istedi. Hiç vakit kaybetmeden bir Hayduk kampının krokesini çıkardı ve ikiz erkek kardeşinin burada tutulduğunu söyledi. Görünüşe göre genç adam var olan en büyük haydutu bir kılıç dövüşüne davet edecek kadar akılsızmış ve kız kardeşi de onun için endişeleniyor. Yardım edersek buna kesinlikle pişman olmayacağımızı söylüyor. Bu çocuğu deliyi göndersin. Kimi göndereyim? Ya. Delinin yanına deli gönderdin ya. Daha iyi işte. Deli deliden anlar. Ne oldu lan bu? Dengesizleşmiş. Kadın hemen bir grup arkadaşını çağırdı, yola çıkıp görevi başarıyla tamamladı. Kayıp ikiz erkek kardeşi bulmak zor olmadı. Adam kaçmaya başladıkken çitlenirken antenlere takılıp kalmış. Asıl duruyordu. Hayatları
Lideri, haydutların lideri olan düellosunda elini kaybetmiş Amalun. Grup adamın yaralarıyla hemen ilgilendi. Şu anda durumu iyi. İki kardeş. Yüzlerce kez teşekkür edip kesinlikle tekrar görüşüp. Aklıma şey takıldı ya. Ne takıldı? Ha, dışarı göndermedik. Çocuk gitti geldi, doğru. Bir an çocuk nasıl hemen kız nerede? Kız kızımı gönderdim. Zaten. Çocuğu mu erken göndermiştim? Bitkin dengesi su çocuk verelim abi. Çocuk yardım etti, döndü. Bitkin aç, yorgun. Açlığını da verelim. Yemeğimiz çok. Buna ikisini de verelim. Başrol karakter. Yemek ve suyu biraz fazla vermeye başladım. Evet, onu azaltacağım. Bu nükleer sığınağı kim tasarladıysa bir daymış. Ama borudan damlayan şu yeşil şey de planın bir parçası mıydı emin değiliz. Yanımıza getirdiğimiz şeylere buna bir müdahale bulunmamız gerekiyor. Çantamız var sadece. O su zehirli bir su olabilir. Çocuk da gider içer amına koyayım. Bavul da gitti. Son 10 gün hadi. Son 11 gün. Bavul da gitti. Bitkin susamış, bitkin. Bitkin dengesiz. Şimdi kız gelirse ortalık toparlanır. Dolores artık aç değil. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da Dolores için sudur. Susamış, bitkin. Bitkin dengesiz. Suyumuz birazcık sıkıntılı. Kamerayı biraz ortalama. Aynen verme. Dolores birazcık şey. Hain alarmı. Timi evden birkaç bilim kurgu dergisi almıştı. Çoğu zararsız şeylere benziyordu ama bazılarında cesur astro yurttaş programı astronotları değil kozmonotlar vardır. Çocuk kafasını Sovyet propagandasıyla dolduruyormuş. Tam bir Rusya arası. Bu ince aynıca davranışından dolayı onu yükler şöyle sürgün edip bu iğrenç çizgi romanları çöpe atalım mı? Yok artık. Bu ne amına koyayım lan? Herkes deliriyor. Atarsak herkes delirirdi. 36'ya gidemeyecek gibi ya. Aa, kız geldi. Aa, geldi. Aha. Su getirmiş. Ne olmuş lan? Radyo. Tüm yaptıklarına rağmen tüm içimlerimizde bir damla merhamet kırmızısı bulup onu sıradakta katmanın izin verdik. Geçelim. 2 su, 2 yemek, kitabı kaybetmiş. Ve bu kadar mı yani? Seni yapacağın işe ben. Eli yollasaydık radyoma diğer şeyi toplardı. Bitkin dengesiz aç. Aç yorgun hasta. Hasta bir de. Bitkin su kaybı yaşıyor. Suyu verelim abi. Bir gün bekleyelim böyle. Sarvız gördüğünde bölgede sıkıntılı herhangi bir durum var mı diye dışarı kısa bir göz atmanın iyi bir fikir olacağını düşündük. Tam dışarı adım atacakken karanlıkta bir çift göz parladı ve hayvan olacak en dehşet verici şekilde hırlamaya başladı. Ne yapacağımız karar vermek çok kısa. Şunu dökelim abi. Yapacak bir şey yok. 27. Timi düzelir birazdan ama dengesiz bitkin susamış. Aç yorgun hasta susamış. Bitkin susamış. Bitkin. Kızı yedir de açlığı şey hastalığı gitsin. Dışarıya kimseyi göndermiyorum. Diyetimize konserve. Çorba dışında bir şeyler eklemek hakkında konuşurken kapı aniden çalınca dikkatimiz dağıldı. Gelenler oldukça kötü durumdaki felaketlerden oluşan bir gruptu. Tek istekli şey içecek bir şeyler. Yemek bir ver. Lokma yemek veya en azından yaraları iyi. Yok yok. Çorba ver. Şu şeyden çorba vereceğim bir tane yemek. Bu minik ya, bu can ya. Burada beni izliyor. Buradan bana bakıyor. Kamil ya tam. Vereyim. Aa, onlar harita geldi. Harita geldi. Verdiler. Harita verdiler. Bir tane harita verdiler karşılığında. Bitkin yorgun. Sen bir yemek ye belki düzelirsin. Bitkin yorgun abi, Timi düzelmiş lan. Aa, düzelmiş lan. Kendine gelmiş. Aç yorgun hasta su kaybı yaşıyor. Aç yorgun hasta su kaybı yaşıyor. Su ver bence sadece. İsim de vereyim. Yemek de vereyim. Yemek vereyim abi, hak ettiler. Dışarıya da bir Timi'yi gönderelim ha önümüzdeki gün. Timi dün gece babasının yüksek sesle aralıksız sorulması yüzünden hiç uyuyamadığını söyledi. Ted ise oğlunun kulaklarının büyüklüğüyle alay ederek misilleme yaptı. Ama bu güzel güzel, aile kavramı güzel oturuyor. Burada şakalaşsın aile birbiriyle. Hiç problem değil. Ama bu onu daha da kızdırdı. Kesinlikle bir sözüm istiyor. Ama bu konu, bir şey yapamayız bu konuda. Hiç güzel. Şey ailede olur böyle şeyler. Baba, oğul birbiriyle dalga geçer. Olur. Çok şükür. Bitkin susamış. Bitkin hasta yorgun. Bitkin yorgun delirdi, ananı sikim yine delirdi ya. Gene mi delirdi bu? Manyak mıydı bu ya? Ya yolla şunu dışarıya ya. Yemek yiyip duruyor. Yaptığı bir şey yok. Bitkin yorgun deli.
Yorgun aynen hasta. Kafasını koparmış. Bitkin susamış. Bitkin. Bitkin yorgun deli. Yollayacağız o deliyi, 10 numara olacak da gidemiyor. Aa gidemiyor. Ne varsa getirecekti bize. Mi gönderiyorsun? Ne oldu ya? Düşünüyorum. Düşünüyor. Adamı mı gönderiyorsun? Adamı göndermiyorum. Bitkin susamış. Kadını mı göndereceksin? Su ver gönder ya. Yanında bir şeyle gönderebilir miyim diye bakıyorum da. Haritayı ver. Haritayı vereyim de erken dönsün ya, aynen. Kadını gönderdim. Ya adamı gönderirim şimdi, ölür amına koyayım. 32. günde biter, sonra bir ton küfür yerim ya. Tamam, sıkıntı yok. Timi daha fazla susuz kalmamalı diyor işte. Delirdi mi? Ne oldu buna ya yine ya? Bitkin yorgun deli susamış aç. Bütün arıza ışıkları yanıyor. Her şeyi de o tüketiyor. Hararet vermiş ya o. Bitkin susamış. Bu radyodan faydalanmaya ne dersin? Hatta şu an bile canlı bir yayın olabilir. Bakalım. Timi'yi ben kullanırım diye bekletiyordum da hiçbir sike yaramadı. Yarının yaşı. Son 5 gün hadi ya. Bitkin susamış. Bitkin delirmiş. Ona yapacak bir şey yok. Bir de yine bağlanmaya ve para sesine oldukça enerji dolu ve canlı bir spikeri dinleyebilecek kadar yok etmeye başardık. Çok bilgili birine benziyordu ve bize bir sonraki keşif gezimizde hayatta kalmamızı kolaylaştırarak birkaç faydalı ipucu verdi. Timi çok daha fazla tuhaf davranmadı ama en azından her zamankinden daha tuhaf. Yani bitkin yorgun deli. Bitkin susamış. Bitkin susamış. Bu kıza bir suyu ver miyim? Sonra. Üstü başı kir içinde bir tüccar, omuzunda aynı derece pis bir çantayla bugün bizi yerledi. Ulan o kadar herkese yardım ettik, bir tane geri dönüş gelmedi hala ya. Harita verdiler ya oğlum. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklifi. Sadece bir çorba konserine karşısında çantayla içinde her şey bizim olacaktı. Ama çantanın içinde ne olduğunu görmezdik ve gizlerimi çantayı içinde çalıştığımızda tüccar bize kızın. Kedi çıkabilir. yok değil. Kedi çıkarsa Timi eğlence olur Timi ya. Vereceğim. Güzel şeyler verse ya. Kedi gelmiş. Kedi geldi. Hayır, ama bak Timi'nin deliliği gitmiş. Timi düzeldi. Timi düzelsin diye zaten verdim. Şimdi kadın gelirse de Timi'yi göndeririz. Timi bitkin yorgun. Okey. Bitkin su kaybediyor. Aç. Bitkin aç. Sana bir su vereyim. Açlığa yapacak bir şey yok. Botlarınızı parlatın ve bayrağı alsın. Orada yine radyoda. El fenerimizi hazırlamamız... Ya el fenerimiz kırık amına koyayım ya. Ulan ordu gelecek, el fenerimiz yok ya. 33 son 4 gün. Kedi niye öyle geldi lan? Bitkin aç. Bitkin yorgun susamış. Bitkin aç susamış. Bitkin aç. Şu bitkinliğini alalım ya. İkizler sözünü tutup bizi tekrar ziyarete geldi. Sorun belli. İlaç lazım. Hem de çok fena bir şekilde kendi kamplarını inşa etmeye başlamışlar. Ama bir grup yağmacı İşçilere pusu kurmuş ve şu anda çalışamayacak durumda varmış. Onları iyileştirmek için ilaca ve bandajlara ihtiyaç var ama yok bizde ki. De hiçbiri yok. Kaçtı lan, 35,5 muydu? 37 yapman lazım son 3 gün. 36,5. Vay, 37 her türlü oldu kanka. Sen şimdiden teslim et o betleri. Yok kanka. Su kaybı yaşıyor. Bitkin aç. Nuri. Bitkin yorgunu aç. Evet Nuri. Bitkin su kaybı yaşıyor. Kedi bütün gün dikkat kaynaklarına bak, delici bakışlar var. Sıramıza gelinme ayrıca tekin giderek arttığını hissedebiliyoruz. Galiba kediler yemek vakti geldiğinde böyle iletişim kuruyorlar. Kaynaklarımızın bir kısmını tüylü dostumuza paylaşsak mı? Paylaşamayız abi. Kadın geldi galiba. Evet, kapı açıldı. Kadın geldi. Haritayı haritayla geldi. Anasını sıkmış ama haritanın. Olsun. Hasan gitti. İki tane yemek. Bir yemek getirmiş. Güzel. Sadece iki yemek mi ya? Suyumuz çok az. Kabın. O oyunda kedi yeme var mı Hasan? Var amına koyayım. Artık.
Birazdan ayin yaptıracağım aileye, bekle. Kritik gün. Emin yok, yine gidemiyor şimdi. Kritik gün yarın değil mi? Ha, bugün kritik. Şu an sadece bir kişi bile yapsak. Bugün eğer gelip beni almazlarsa geçtik abi. Bitkin aç yorgun susamış. Cici. Almadılar zaten, geçti. Bitkin susamış. Bitkin su kaybı yaşıyor. Açlıktan ölmek üzereymiş. Yemek yarağı da var, açtı şey olsun. Bence birer tane yemek var da kendilerine gelsin ya. Dışarıya kim bilsin, Timmy. Oraya gidiyor sonunda. Timmy'yi gönderdim 37. ya artık. 37. günü gördük mü? Gördük. Gördük, hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Katılan arkadaşlara hayırlı olsunlar efendim. 37, 36.5 3 denemeli, 36.5'tu. Üst oranı kaçtı üstün? 1.54. 400 bin geldi. 300. Aynen, 100 lira alsan çok bir oranı yokmuş lira. Aslında. Üstün evet. Çok oranı yokmuş. Biraz ama fazla risk etmişsin. Yani %65 basmışlar çağrı, %65. Okey, devam. Canlıdan devam edebilirsiniz. Yanlış oynandı bu arada, sen Bayse dahil mi? Değilsin canlı ki. Bet, Nuri canlı bet. Kazanır mı, kaybeder mi? Onu... Kardeşi görür mü Nuri? Bir dakika, bitkin aç, yorgun, su kaybı yaşıyor. Bitkin susamış, bitkin su kaybı yaşıyor, aç. Yani hepsi susamaya başladı amına koyayım ve suyumuz çok aç. Ay az. Bitkin aç, yorgun, su kaybı yaşıyor. Bugün hiçbir şey kimseye vermiyorum. Ted ve Dolores son günlerde her konuda tartışıyorlar. Bugünkü şiddeti tartışma köşedeki Kobe'yi kimin boşaltacağı hakkında ve herkes de sıranın kendisine olmadığına yemin ediyor. Biri pes etti bu işi yapmalı ama kim? Adam alttan astı. Kadın dışarıdan geldi. Oğlum bu çok saçma bir iddia olmuş. Buradan kazanır mı? Kazanır mı? Neye göre kazanır mı ki? Kazanır mı ne? Ya oyunu bitirebilir mi? Bitiremez mi yani? Askerlere gidiyor, kurtuluyor ya. Bitkin aç, yorgun, su kaybı yaşıyor. Bitkin su kaybı yaşıyor. Kazanır aga. Kız gitmiş lan. Evet. Aa. Kız gitti. Sen göndermedin mi kızı? Yok. O kız zaten bir yandan sonra kaçıp gidiyor. Bitkin ben açıyor, de sen gönderdin zannettim. O zaman bu kaynakları bu ikisine harcayalım ya. Dolores kovayı boşaltma sırasında kendi olduğunu kabul etti ama kendini pek hissetmediğini söyledi. Ted ona üzüldü. Bu sefer kovayı onun yerine boşaltmayı kabul etti. Dolores eşinin bu akşam yapacağı espriyle güleceğine söz verdi. Ne kadar tatlı. Böyle bir eş bulmak nasip olur mu be? Amin. Sinir bir şekilde nükleer şöyle çıkarken kafası çelip buna pişman olacaksın, ne yapıp bulacağım diye bağırdı. Şu anda gerçekten dehşete kapılmış durumda. Mary Jane bir damla su içemeyeceğini öğrenince kafayı yiyip çıkmış gitmiş. Haklı. Aga bu kadar kazanamaz bastınız ama radyo falan duruyor ya. Sharikov'un kendi başının içerisine bakabileceğine eminiz. Ama onun asla ne kadar bağımsız bir kedi olduğunu da merak ediyoruz. Şans eseri tasmasında bir adres bulduk. Sahibi muhtemelen ölmüştü. Nükleer şöyle yolculuk yapıp... Yapmak hepsi gidip adrese bir göz atsak mı? Atalım abi. Sharikov'u da götürelim. Belki elimizde su mu verirler. Kedi yok. Götürdük ya. Yeni tüydüğün su haberler arasında bir gezintiye çıktık. Yolda pardesülü, ötür şapka ve güneş gözlüğü takmış bir grup beyefendiyle karşılaştık. Kediyi görünce dişlerini sıktılar ve onu aldık, aradıklarını söylediler. Meğer onu çok seven yaşlı Nile'nin kedisiymiş. Biz daha ağzımızı açmaya fırsat bulamadan Sharikov'u bizden aldılar. Teşekkürler ve gittiler. Bu durumken kedinin pek umurunda değil gibiydi. Belki de böylesi daha iyi olmuştur. Hiçbir şey vermediler mi ya? İnsan hediye bir şey verir lan harbiden. Yorgun bitkin. Çocuk geldi amına koyayım. Alarm. Biri zorla içeri girmeye çalışıyor. Ve yalnız da değil, hazırlanmanız yoksa ölebiliriz. Ya da daha kötüsü. Mızıka çalalım amına koyayım, ne yapalım? Kazanırsan 100 sub artı 1000 TL donate. Beni niye AFK'ya yaptınız lan? Bunu dedin. Bunu dedin şimdi. Mafeka yaptım. Sen uyudun uyandın amına koyayım, haberin geldik amına koyayım.
Salak mısın amına? İzliyorum, mikrofon kapalıydı. Öyle mikrofonu kapatıp izlersen işte Discord'daki yayından izleyebilirsin bu arada. Bitkin yorgun. Bitkin yorgun. Bunlara yapacak bir şey yok. Dur yani. Müziği ne demişler Çağrı, dur. Müziğimizin güzelliğini duyunca silahdan indirip gözyaşları... Oha! Ciddi mi? Canımızı bağışlayacaklar bugünlük. Tam uyumak üzereyken birinin kapıya vurduğunu duyduk. Bu saatte kim olabilir ki? Nükleer çölün bu bölümde kim olabilirdi ki? Nasıl oldu? Nükleer açalım. Nükleer patlamasından sağ çıkmaya başladı. Kapıyı açalım. Öldük. Artık bir şeyler gelsin amına koyayım. Öldük mü lan? Yok ölmedik. Bence de öldük. Ölmedik. Ananı sikeyim. Adamın koluna ne olmuş? Oğlum ne oldu lan? Dayak yedin. Biri bize ateş atmaya başladı. Kapağı olabildiğince hızlı bir şekilde kapattık ama bir iki mermi bizi sıyırdı. Ah be abi. Ted yaralandı. Vay anasını. Çocuğa kaldık. Getirirse getirir. Hadi çocuk niye gelmedi hala ya? Amına koyacağım ya. Şu hareketi yapmasaydık var ya. Aa, kedi gelmiş. Aha. Radyo sinyal veriyor. Kedi yine gelmiş. Batuhan salak mısın sen? Yo değilim. O zaman o göre hareket et. Oha Ted'in bir gözü toprağa bakıyor vaziyette. Yarr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 r
bir. İçmesi gerekiyormuş Çağrı. Hemen bir şeyle içmesi gerekiyormuş. Tamam da yaralı ablacığım, yaralı. Yani şu an suyla olacak bir şey değil ya. Doktor hoş geldin aga. Bahisler alındı. Bitkin yorgun, su kaybediyor, aç. Çocuk gelirse buradan bir de ilk yardım çantasıyla gelirse tak buradan dönebilir. Ulan kaybedene bastım ya. Durum belli olmaz. Oğlum ikinci bet belliydi ama ikinci bet. Çünkü el feneri falan yok ya. Onun için zaten kaybedene bastım. El feneri olsaydı kazanıra basardı ama. 3 kere sinyal verdik. Bitkin yaralı, su kaybı yaşıyor. Su vereceğiz abi, yapacak bir şey yok. Gel lan artık çocuk. Eldi. Kapı çaldı. Ay niye gelmedi hala bu çocuk? Kedi geldi. Siyenin biraz beklemesi gerekiyor. Kedi ayrıca gelmişti. El fenerlerinin kaç par olduğunu biliyor musunuz? El fenerine yine cevap veremedik. Sinyale yine cevap veremedik. Bitkin yorgun aç. Bitkin yaralı. Açlık bekleyebilir biraz daha. Yine bir şey veremiyoruz. Bizde biraz erken sorun belli. İlaç lazım. İlaç bize de lazım aga. Bizde de yok ilaç. Aa, kapı açıldı. Gün. Kapı çocuğun açıldı. Gelmesi lazım. Çocuk geldi. Aha, geldi. Ananı sikeyim ya. Şeyle kitap gelmedi. Mermi, zehir. Kitap getirdi, mermi getirdi, zehir getirdi. Bir yemek, bir su getirmiş. Bu fena değil. Bir kitap, bir mermi, ama bir de zehir. Adamı nasıl iyileştireceğiz ki? Zehir varmış lan Google'un. Bitkin ve yaralı, bitkin ve aç. Bitkin yorgun, açlıktan ölmek üzere. Hemen verelim abi yemini. Oğlum bu Allah'ın delisi bunları nasıl getirdi ya? Tam da sessiz sakin bir gün geçirmemizde düşünürken istila edildi. Kapının arkasında bir grup haydut var. Yarabbi. Duygusal çal. Duygusal çalıyorum, duygusal. Ama bu sefer çalarım. Ağlamaklı. Hadi ağla. Bu sefer yemeyecek. Aha yedi. Ha, ne demişler bu sefer? Mızıka yalan oldu ama. Kalpleri yumuşatmışız yani zaten. Kalpleri yine yumuşattık. Yesto. Bitkin yorgun, susamış, aç. Bitkin aç, oğlum, susamış. Oğlum 45'e gitti lan. Bitkin yaralı, susamış, aç. Bitkin yaralı, susamış, aç. Yani suyumuz az ama yemeğimiz var aslında. Açlıkları bir doyursak mı acaba? Bu çok şu açtı. Bitkinlere ver ya. Birazcık yemek ver. Bu kadar oturduğumuz yeter. Haydi bakalım. Yüzeye çıkıp yeni kaynaklar aramanın zamanı geldi. Belki patlamadan sağ kurulmuş bir şeyler vardır. Belki hala hayatta olanlar vardır. Dışarı kim gitsin? Kadın. Adam yaralı. Kadında ne vardı? Bitkin aç, susamış. Su vereceğim. Susamış olarak göndereyim ki bari su bulsun, anladın mı? Nasıl? Kitapla gitsin. Nasıl bir mantık bu ya? Adam kadın ölmesin. Aa, harita kullanılamıyor. Yok. Kitap buna mahvetli yarıyor mu acaba ya? Niye demesin?
okuma yazma biliyordu yani. Lan bir kazanırsa iyi oran var ha. Harbiden ha. Bitkin, ah yaralısı geçti, tamam. Su kaybını da hallederiz hocam. Yaralanması geçti. Tamam, hiç sıkıntı yok. Su kaybı, al sana su o zaman. Bitkin yorgun, sen de suyunu iç. İki kişi artık idare edeceğiz. Geçenlerde laboratuvar önlüklü bir grup gelip bizden su istediğinde onların kimliklerinden şüphelenmiştik. Ama şüphelerimiz yersizmiş. Bugün geri gelip bize birkaç iğne yaptılar. Ananı sikiyim. Güzel adamı olay. Adamı kurtarmışlar. İçinden olduğunuz ama kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Ama sıkıntı da olabilir ha bu. Deney iğnesi falan da oluyordu bunu hatırladım. Çip çip. Çip oğlum çip. Çip mi taktılar? Ha birazdan internet çip. Nuri mavinin oranı kaç? 5.42. 5.42. Bitkin yorgun. Kadın güzel dönerse kadın buradan tutunma ihtimalimiz yüksek. Demi bitkin yorgun. Bitkin. Ya bunlara yapacak bir şey yok. Bitkin ve yorgun. Bekleyecekler. Yatsınlar amına koyayım. Önceki kişiler tespit edilen aracın rezil bir haydut tuzağı olmadığını anladık. Şimdilik bunun bir dondurma minibüsü olduğunu gördük. Üzerinde zırh olarak metal parçalar ve gerçek bir antika top vardı. Ve tüm bunlar renkli grafitleriyle kaplıydı. Tekerlekleri yoktu. Ama doğru ekipmanları onu tekrar çalışır hale getirebileceğimiz de bizi. Çalıştığı hale getiremiyoruz çünkü doğru ekipmanlarımız yok. Ekipmanlarımız yok hatta. Kedi zırlıyor. Mete'ymiş kanka, kedi değil. Ama Timi de var ya. Delirdi, bir şeyler oldu falan filan. Late'de bağlandı yani harbiden. Saçı başı da bir kestirdi. Gözleri de kayboldu lan zaten. Kedinin üzerine gelince bir şey diyor mu? Miyav diye. Ya susamasınlar da abi. Acıkmış. Şu bitkin daha ya. Yeni vereyim, acıktı bir yemek ama. Vereyim. Bir yemek vereyim. Yüksek bir kırılma sesi, şaşkınlık içinde bir cıyaklama ve tavandan düşen molos parçaları. Güne iyi bir başlangıç için ideal koşullar. Meğer Sharikov yeni oyuncağı duvardan söküp zararsız bir kablo parçasıyla oynuyormuş. Neyin kablosu olduğunu bilmiyoruz ama ışıklarımız hala... Ha bundan bir yemek bir şey çıkıyordu. Araştıralım, araştıralım. Bundan bir güzel bir şey çıkıyordu. Hayır araştırdım. Geldi, yani kadın geldi. Zaman. Kadın geldi. Kapı açıldı, kapı açıldı. Ananı sikim, kadın gelmemiş. Pardon, çok pardon. Kapı daha açıldı. Erken. Kapı açıldı, kadın gelmedi. Kabloyu dışarı dörtlük bir yarısı yanmış bir kamyon içinde bir dizi yarıp sönen ışığın ortasında oldukça şaşkına dönmüş iki beyefendiyle karşılaşıyor. Tam bir uzay teknolojisi bu. Kendi sınırımızda bizi mi dinliyor acaba? Yok hani de piknik yapıyor şeklinde zevkli margonata falan filan. Siktir et. Bitkin yorgun susamış. Bitkin susamış. Susama. Susama. Uğur Taşdemir. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. İyi uykular. Herkes görev başına. Kapının arkasında insanlar ve pek zor canlısı değiller. Yarayla. Düştük şimdi işte. Hiçbir şey demeyemiyoruz. Alamıyoruz da. Bizim baltamız nereye gitti ya? Kapıyı her an kırıp açabilirler. Çok RNG. Hadi bakalım. Acırlar belki halimizde. Tak tak tak. Dur. Tak 50. gün. Aa çocuk yok, kadın gelmiş. Ölü olmuşlar. Kaçırmışlar çocuğu. O zalim eşkıyar timiyle sınaktan çıkan içerisinde izledik. Umarım tekrar görebiliriz günün birinde. Çocuğu vermişiz. Abi, çocuğu niye verdin lan? Çağırın çocuğu. İki yemek. İki su. İki harita. Su. Güzel. Güzel. Ah be el feneri. Ah el feneri olsa. Oğlum bu ne lan? Keşke bu kazanlara basaydım. Bitkin aç yorgun. Adama mı göndereceğim? Adamı göndereceğim. Gizlice bizi dinleyen ajanlar şu anda kapılar ve dertlerini anlatmak istiyor. Onları dinlesek mi? Gizlice bizi dinleyen ajanlar dertlerini anlatmak istiyorlar. Niye ya? Tehlikesi olduğunu biliyorlardı. Hayır ya bence. Bunları dinleyelim, dinlemeyelim mi? Yok. 53. günde patlayacaksın Çağrı. Adamı yollarsa patlamayız. Bitkin aç yorgun susamış. Yani haritayla gitsin gelsin ya, ne yapayım? Kitap da çok iyi gibi. Gideceği yeri mi işaretliyorsun öyle? Dışarıya adam gidebilir sadece. Aa. Adam gitsin. Hadi bakalım. Aha.
Adam en azından içerideki sıkıntıları biliyor. Hani iletişime geçemedik, fener yoktu, bilmem ne yoktu falan, onları biliyor. Belki onları toplar gelir. Dolores'teki durum ne? Bitkin, aç, yorgun. Verelim yemek ya. Kaç, 3 gündür yemek vermedik. Dolores'e bir şey olsa. Bayrağı alsın. Ordu yine radyoda. El fenerimizi, işte ordu radyoda ve el fenerimizi kullanamıyoruz. El feneri yok ya. El feneri olsaydı şu anda belki de mi yani acaba? 53. gün. Mete 53. Mete 53'e buradan gönderme. Bugün patlayacak. Bitkin yorgun. Helikopter sesi falan geliyor abi. Sinyalin biraz beklemesi gerekiyor çünkü el fenerimiz yok abi. Erzakları paylaştıralım. Tek başına takasın. Alarm. Bizi zorla, biri zorla içeri girmeye çalışıyor. Ve yalnız da değil. Bir mızıka daha çalalım ama artık son mızıkalarımız yani. Duygusal. Hadi. 54 oldu. Kamız almış. Mızıka da gitmiş. Ağlatmış mıyız yine? Bitkin yorulmuş, susamış. Bir gün susuz idare eder ya. İkizler sözünü tutup bizi tekrar ziyarete geldiler. Sorun belli, ilaç lazım. İlaç bizde de yok abi. Haydi haydi. Haydi bakalım. 55. gün. 60'ı görür diyenler. 60'ı gördün ya. Görür ya bence de. Benim içimde kötü bir his var. 59 gibi falan böyle bir taklaya geliriz ya da oyun biter gibi hissediyorum. Bitkin yorgun, su kaybı yaşıyor. Yani su verelim abi, yapacak bir şey yok. Sınakta doğrudan biraz mi? Sallandığı için yeni bir yuva bulmak amacıyla dışarı çıkardık. Bu esnada gizli bir kapı keşfettik. Nereye çıkıyor acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Hadi öğrenelim. Öğrenemiyoruz ama. 56. Rambo Sinemalar 10. ayını kutlamış. Katman ailesine iyi geceler. Rambo Sinemalar tüm Katman ailesine iyi geceler diler. İyi geceler. İyi geceler. Kim Rambo Sinemalar, kim? Televizyon kanalı gibi geldi. Sponsor gibi geldi. Bir YouTube'daki bir şey gibi. Bitkin yorgunu aç. Aşınla giderelim. Yemek var. Bir sorunumuz var. Sırnağımıza doğru gelen bir grup var ve bunu sende normalde rastlayınca dost canlısı keşiflere benzemiyorlar. Kaşiflere hem de hiç kan dökmek dışarı çıkmış gibi bir halleri var. Kan dökmek için ya da konserve. Muhtemelen konserve. Konserve çorbanın bile insanın canı başlamaya yettiği insan. Kendimizi böcek ilacıyla savunalım. Evet. Bum. İyi görünüyor. Kadının durumu iyi görünüyor. Harbi iyi gidiyoruz ha. Ben de harbiden ayak uydurdum yani. Bu nükleer hayata alıştım yani. 57 adamın gelmesi lazım artık. Adam gelsin ya. Mahsun Çelik 5 kişi abonelik gönderdi. Mahsun hoş geldin. Kesene bereket. Bir şeye ihtiyacı yok. Bitkin. Şu işe bak. Kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık. Duvarlardan birinde bir sürü mantar düşmüş. Büyümeye başladı. Yenimizce kadar büyükler. Ne dersin? Bugün bir mantar ziyafeti yapsak mı? Oo, yapalım. Yenir yenir yenir. Ya yenir ya. Hem de soslu. Adamın gelmesi lazım artık. Aç alabiliriz ama gerizekalı değiliz diyor. Ulan ben bugün kahvaltıyla duruyorum ha. Şimdi aklıma geldi hiçbir şey yemediğim. Mahsun bir 5 sağ gönderdi Mahsun. Oğlum taksi taksi gönder Mahsun. Şekil yapma. At 10-10 at. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. Bitkin susamış. İşçe kaldı. Mahsun arada gidiyor. 1-2 ay gelmiyor. Sonra geliyor abonelik atıyor falan. Bitkin susamış. Adamın artık bugün gelmesi lazım ya. Kapımız önünde bir grup yağmacı var. İçeri girmelerine izin vermemizi istiyor. Şakaları yok. Ya teslim olacağız, kaçık vereceğiz. Ortası yok. Yarrağı yedik işte. Kaç dedim. Dedim 59. günde sıkıntılar baş gösterir dedim. Son. Bitti. Ya o ses namına koyayım ya. Ah be abi. Tamam, kadının kaçışını. Adam geldi, adam geldi, kurtardı. Adam geldi, kurtardı bizi. Ne nasıl ya? Ona koyayım ya? Harbi mi? Kediyi merak öldürülmüş derler. Dışarıya yaptığımız tüm keşif gezileri yüzünden bir grup aydın yerimizi buldu. Teslim olmak zorunda kaldık ve başımızın nereye geleceğini henüz belirsiz. İyimser değiliz. Artık sadece nükleer çölün kanunları geçerli ve bunun bir faydasını görmeyeceğiz. Ted yüzeye yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Döndü ama bölgedeki polis korkanına ulaştığımızda içerideki polis memurlarını bulunca çok şaşırdık.
Bu insanların görev aksi takdir, aşkı takdire şayandı. Hiçbirini tanımıyorduk ama üniformaların ve rozetleri vardı. O yüzden nükleer çölün bu bölümünde kanunu onlara, onların uyguladıkları çok açıktı. Görünüşe göre herkes görsün diye bunları duvarlara da yazmışlar. Karakolun dışındaki duvarlar yeni düzen ve dünya bizim gibi ilham verici yazılarla kaplamıştı. Bir anda polisler dünyayı ele geçirmek hakkında tartışmaya başladılar. Çok tuhaf, düzgün bir ateşli silah gücüne sahip olmadan itfaiyecilere saldıramayacaklarından bahsettiler. Hatta mermi olmadan bir işaremeyeceğini iddia ederek bir tüfeği pencereden dışarı fırlattılar. Biz aynı fikirde değildik ve giderken tüfeği aldık. 59 gün dayandık. Aa, hayatta kalmışız. Ölmedik, kazandık. Ölmedik, o zaman. Kazandık. Öldün. Öldün. Adam bir gün erken gelse ve silahla gelse olay bitiyormuş abi. Çok iyiydi ama, çok iyi randı. Adam bir gün erken gelse ya. Fenerimiz olsaydı çoktan bitmişti ya. Fener de yoktu, evet. 59 günde patlayacak dedin, harbi öyle oldu lan. Evet. Enturn. Enturn. Harbiden. İyiydi. Mızıkayla da kaç kere doşladık ya. Enturn. Başka bir akşam, başka bir an daha yaparız yani. New day, new run. Çok güzel, çok güzel. Evet, katlama sanatına geçelim. CC, GG hype. Aha. GGH 15 kodu. Digidrop.